12 felaketi 1889 yılında olmuştur. 1893 yılında veteriner fakültesini bitiren Mehmet Akif, veteriner müfettiş olarak çalışmaya başlamıştır. 4 yıl kadar Rumeli, Anadolu ve Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde görevli olarak dolaşmış, bu görevi sayesinde sürekli gezen şair, halkı çok yakından tanıma imkanı bulmuştur. 1906 yılında Halkalı Ziraat Mektebi'nde edebiyat öğretmeni olarak ders vermeye başlar. 1908 yılında İttihat ve Terakki Partisi'ne girer. Hem Sırat-ı Müstakim'de şiirler yayınlamaya başlar hem de İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat derslerine girmek üzere öğretim üyesi olur. 5 Haziran 1907'de Burdur Milletvekili olur ve 21 Mart 1923 tarihine kadar bu görevine devam eder. Milletvekilinin sona ermesiyle birlikte ailesiyle İstanbul'a döner. Mehmet Akif'in doğduğu ve büyüdüğü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu 1877'de Rusya'yla 1895'te Yunanlılarla savaşa girmiştir. İmparatorluğun dağılışını, elden çıkışını gören Mehmet Akif, bu durumlar karşısında hiçbir zaman ümidini yitirmemiş, aksine bu ateşli günler onu güçlendirmiş ve olgunlaştırmıştır. Mehmet Akif'in şiir yazdığı 1908-1923 yılları işgal ve yeniden dirilme yıllarıydı. 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'e çıkması, ardından Ayvalık'ın alınması üzerine Mehmet Akif İstanbul'dan derhal Balıkesir'e gider ve Zağınız Paşa Camii'nde verdiği vaazla halkın istiklalini korumak için milli mücadeleyi teşvik eder. Bu hareketi yüzünden Darülhikmet'in İslamiye azalından çıkartılır. Şeyhülislam'ın Anadolu'da başlatılan kurtuluş mücadelesine karşı fetva vermesi üzerine Mehmet Akif artık İstanbul'da kalmamaya, Anadolu'da milli mücadeleye katılmaya karar verir. Oğlu Emin'le birlikte Kastamonu'ya, oradan da Ankara'ya gelerek Kuvayi Milliye'ye katılır. Mehmet Akif, Ankara'ya geldikten sonra ülkesini işgal eden batılı müstevilere karşı milli mücadeleye destek vermek için Eskişehir, Burdur, Sandıklı, Dinar, Antalya, Afyon, Konya ve Kütahya'ya gitmiştir. İstiklal mücadelesinin en çetin safhasında milletin duygularını belirtecek bir istiklal marşının yazılması istenmiş ve böylece Marif Vekaleti tarafından bir müsabaka açılmış ve müsabakada birinciliği kazanacak zata 500 lira nakdi mükafat verileceği ilan edilmişti. Yurdun her tarafından 500'den fazla şair müsabakaya girmişti. Fakat yazılan marşlar milletin hissiyatına tercüman olacak bir durumda değildi. Mehmet Akif marşın mükafatlı olmasından dolayı müsabakaya katılmamıştı. Zamanın Marif Vekili Abdullah Suhi böyle bir marşın ancak Safa Nazım'ı şair Mehmet Akif tarafından yazılabileceğine inanmış ve uzun çabalar sonunda kendisini ikna etmiştir. Aradan bir ay bile geçmeden milletin istediği İstiklal Marşı yazılmış ve kahraman orduya ithaf olmuştu. Marif Vekili Abdullah Suhi gür sesiyle meclisin kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okumuştur. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Mısralarıyla bu marş, meclis üyelerinin şiddetli ve heyecanlı tezahüratına vesile olmuş, salon alkış sesleriyle dolmuştur. Marş, mecliste büyük çoğunluğun oyuyla kabul edilmiştir. Kırşehir Mebusu Müfid Efendi, bu marşın Abdullah Suhi Bey tarafından kürsüde tekrar okunmasını, Konya Mebusu Refik Konat'tan da milletin ruhuna tercüman olan İş Bu İstiklal Marşı'nın ayakta dinlenmesini teklif etmiştir. Bunun üzerine İstiklal Marşı tekrar Abdullah Suhi tarafından okunmuş ve marş ayakta dinlenmiştir. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yanın, belki yanından da yakın. Mehmet Akif'e niçin İstiklal Marşı'nı safahatına koymadığı sorulduğunda o büyük insan, o benim değildir, ancak milletimindir diye cevapta bulmuştu. Aynı zamanda müsabaka için ayrılan 500 lira o zamanın fakir çocuk ve kadınlarına örgü öğretmek, bir geçim sağlamak amacıyla bağışlanmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'ni Türk ordusunun kazanmasıyla Anadolu'yu işgal eden İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlılara karşı verilen mücadelede İstiklal Savaşı zaferle sonuçlanmıştır. Mehmet Akif'in umutla beklediği günler artık gelmiştir.
Memleket kurtulmuş, istikrarine kavuşmuştur. Abbas Halit Paşa'nın daveti üzerine 1923 yılında Mısır'a gider. Mehmet Akif'in Mısır'a yerleştiği ilk 2 yılda Abbas Halit Paşa'nın sarayının karşısında bulunan küçük bir köşkte misafir olarak kaldığı bilinmektedir. Bundan sonra ailesini yanına getiren Mehmet Akif, çöl yakınında küçük bir ev tutarak buraya yerleşmiştir. Mısır'da kaldığı zaman zarfında Mehmet Akif çok fazla maddi sıkıntı çekmiş ve hasta olmuştur. Abbas Halit Paşa Mehmet Akif'in geçim derdinden kurtarmayı taahhüt etmiş, onun huzur içinde çalışmasını ve istediği eserleri yazmasını temin etmek istemiştir. Mehmet Akif, Mısır'da bulunduğu süre içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an-ı Kerim tercümesi göreviyle görevlendirilmiştir. 6-7 senesini bu işi tamamlamak için çalışmıştır. Mehmet Akif'in Mısır'daki diğer bir resmi işi ise Mısır Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türkçe profesörlüğüydü. Haftada 2 saat Türk Edebiyatı derslerini anlatan Mehmet Akif, derslerden kalan zamanlarda ise sürekli Kur'an tercümesiyle uğraşıyordu. Kur'an tercümesini tamamladığı sıralarda siroz hastalığına yakalan Mehmet Akif, hava değişimine geçeceğini sanarak Lübnan'a gitmiştir. Lübnan'da muayenesini yapan doktor yüksek bir yerde dinlenmesini söyler. Mehmet Akif, Ali'ye yanında Sukulgar köyünde bir otele yerleşir. Burada bir de sıtmaya tutulur. Yurda döndükten sonra Abbas Halim Paşa'nın Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanına yerleştirilen Akif, tedavi görürse ve sıhhatine kavuşamaz ve 27 Aralık 1936 gününün akşamı vefat eder. Cenazesi Beyazıt Camii'ne getirilir. Vefat haberi karşısında resmi kurum ve kuruluşlar en ufak bir girişimde bulunmazlar. O zamanlar hukuk fakültesinde öğrenci olan Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dövmezer'in yanı sıra Mithat Cemal Kuntay ve merhum edebiyat profesörü Abdülkadir Karahan gibi bazı öğrenciler Akif'in cenazesinin Beyazıt Camii'ne geleceğini haber alırlar. Cami avlusunda beklemeye başlarlar. Bir süre sonra caminin dışındaki lokantanın önüne bir cenaze arabası yanaşır. İki kişi üstünde örtü bile olmayan bir tabutu indirmeye çalışırlar. Cami avlusunda Akif'in cenazesini bekleyen o birkaç üniversite öğrencisi tabutun fakir ve örtüsüz haline acıyıp yardım etmek isterler. Cenazenin yanına yaklaşınca örtüsüz ve kimsesiz tabutun Mehmet Akif Ersoy'a ait olduğunu öğrenirler ve ağlamaya başlarlar. İçlerinden birisi koşa koşa lokantanın bayrağını alıp getirir ve vatan şairinin üzerine örter. Namaz vaktine kadar olan kısa süre içerisinde yüzlerce üniversiteli vatanperver öğrenci Akif'in cenazesinde buluşur. Cenaze musalla taşında beklerken üzeri ay yıldızlı bayraklarla süslenir. Cenaze merasiminde bir tek resmi kişi ve kuruluş yer almaz. Vatan şairinin tabutu, üniversiteli gençlerin omuzları üzerinde Edirne Kapı şehitliğine kadar taşınır. Akif'in cenazesi başında gür sesleriyle İstiklal Marşı söyleyen gençler, daha sonra tekbirlerle cenazeyi defnederler. Mehmet Akif Ersoy, hayatı boyunca yoksulluk içinde yaşadı. Vatanının işgal edildiği bir dönemde gece gündüz hem inledi hem de mücadele etti. Şiirlerinde ideal bir nesli canlandırdı ve adına Asım'ın nesli dedi. Bu nesil yine Akif'in ifadesiyle eski, eski olduğu için atmayacak, yeniyi de yeni olduğu için almayacaktı. Akif'in gözyaşlarını dindirecek ve ruhunu şad edecek olan bu neslin ülkesini dünya muazenesinde layık olduğu yere taşıyacağı ümidini besliyor, vefatı gününde kendisini bir kere daha rahmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun Mehmet Hanım. Sadece ordusunun başında savaşan mı kahramandır? Fuzuli kahramandır. Itri kahramandır. Yüreklere yol yapan sesler. Mehmet Akif kahramandır. İstiklal Marşı. Sinan kahramandır, yüzyıllara uzanan eserler. Milletler kahramanları sayesinde varlığını sürdürüyor. Milletler kahramanları ile vardır. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'u, o büyük kahramanı, nesillere aktardığı taarruz bilincini, vatan bilincini,
hissetmek için Ziya Gökalp şiirinde gizli bir asker duası dinleyeceğiz. Buyurun. Kardeşlerimize vekaleten amin. Şimdi Arif Nihat Asya'ya ait dua şiirini seslendirmek üzere Enes Sarı verdiği sahneye davet. Buyurun. Yarının yollarında, yıllarında
Bu yol ki, hak bu. Dönme, bilme, yürü. Düşer mi sandığın tek taşı, harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit. Bu şiirin şairi Mehmet Akif, İstiklal Marşı gibi büyük bir şiirin müellifiyken onu safahatine, kitabına dahil etmemiş, İstiklal Marşı millete aittir diyerek tevazu göstermiş. İşte böyle bir samimiyet abidesini anmak, anlamak ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini tahayyül etmek için hazırlanan bir tiyatro gösterimiz var. Şimdi onu izleyeceğiz. Buyurun. Mehmet Akif Ersoy diyor ki, İstiklal Marşı milletin o günkü heyecanının ifadesidir. Düşmana karşı tek yürek olan Anadolu halkının kahramanlıklarını yücelten bu marş, o günlerin aziz bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz, onu kimse yazamaz. O şiir artık benim değil, o milletin adıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek, sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Akif sadece şair değildi. Anadolu Rumeli ve Arnavut bölgelerini dolaşarak baytarlık ve öğretmenlik yaptı. İstiklal Savaşı'nda 1. Mecliste Burdur Milletvekilliği yaptı. 20 yıllık memurluk hayatından bir başkasına yapılan haksızlık sonrasında istifa etti. O da arkadaşı, tıpkı şu şiirde yazdığım mısraların hayata geçirilmiş haliydi. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanından kovarım. 3,5 soysuzun ardından zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticanın şu sizin lehçede manası bu mu? İşte bu kişilikte olan Akif, 1920'li yılların başlarında düşman işgalinde olan İstanbul'dan ayrılan Akif, buradan Balıkesir'e geçer. Burada Zandos Paşa Camii'nde halka hitap etti ve halkı milli mücadeleye çağırdı. Balıkesir'in yiğit evlatları, hepiniz hoş geldiniz. Kardeşlerim, hepimizin bir vatan borcu, bir millet borcu vardır ki bu borcu ihya etme hususunda hiçbirimizin köşesine çekilip de olan biteni izlemesi onun üzerine caiz değildir. Çünkü düşman kapıya dayanmış
namusumuza, izzetimize, iffetimize göz dikmiştir. Bizler namusumuzu, izzetimizi ve iffetimizi o kefirlere çiğnetir miyiz? Çiğnetmeyiz! Kardeşlerim, o halde herkesin taşın altına koymalıdır. Allah'ın ismini daha da yüceltmek için Allah'ın ismini daha da yüceltmek için Balıkesir'in yiğit evlatlarının vaktiyle nice kahramanlıklar yaptığını hepimiz biliyoruz. Kardeşlerim, o yiğitliklerden bir tanesini, belki de en önemlisini yapmak sırası sizlerdedir. Kardeşlerim, tüm cihanı aleme sizlerin kimin torunları olduğunuzu ispatlamak zorundasınız. İnşallah vatanın bağımsızlığı, mutluluk ve refahı dünya var oldukça baki kalacaktır. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Türkiye'yiz, silsilemiz kahraman. Müslümanız, hakka tapan Müslüman. Putları Allah tanıyanlar, aman mescidimin boynuna çan açmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber, gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Ey ulu peygamberimiz, neredesin? Dinle, minaremde öten dur sesin. Gel bana yavrum. Cihan titresin, kimse dönüp sümrüme yan bakmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber! Gökken şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber! Akif, Balıkesir'deki konuşmasından sonra Ankara'ya geçti. Ankara'ya geçer geçmez halkı milli mücadeleye çağırmaya davet etti. Adeta milli mücadelemizin manevi önderiydi. Milli mücadelemizin karanlık günlerinde Akif kadar gözyaşı döken şairimiz azdı. Sadece ağlamakla yetinmeyip 10 yıldan fazla süren milli mücadelemizde halkın ayakta kalmasını sağladı. 1921 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği şiir yarışmasında 700'den fazla şiiri ardında bırakan Akif'in şiiri birinci oldu. Gel. Efendim, Genelkurmay Başkanlığı'ndan bakanlığımıza bir yazı ulaştı. Evet, nedir? Efendim, şöyle buyuruyorlar. Cephedeki evlatlarımız yıllardır o cepheden bu cepheye koşmaktadır. Henüz cepheye gelmeden evlenmiş olan evladıyla babası sırt sırta savaşmaktadır. Haliyle neferimizin zihni dolmuş, gönlü yorulmuş. Bu neferi tek vücut haline getirilmesi için çeşitli yollara başvurmak gerekiyor. Bu konuda Maarif Teşkilatımızın gerekli çalışmaları yapıp bir an önce sonuca ulaşması bekleniyor. Tamam, çıkabiliriz. Arkadaşlar, hepimizin malumudur ki gençliğimizden beri surt yüzü görmek. Analarımız bizleri top sesleriyle doğurdu. Şarapnel parçalarıyla oynadık. Okula giderken mermi üzerinde okuma yazmayı öğrendik. Süngüyle arkadaş olduk, toprak ile evlendik. Pek doğru söylersiniz Sayın Nazım. Milletimiz bu mahpus tarihte usanmış, bıkmıştır. Arkadaşlar, doğru söylersiniz de bu halkı ayağa kaldırmak için neler yapmalıyız? Bence öyle bir şey yapmalıyız ki Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Osmanlı'nın torunları toparlanıp kendine gelebilsin. Efendiler, dedikleriniz çok güzel. Ancak bu dedikleriniz bir şiir ile olur. Şiir öyle bir şey olmalıdır ki ağzımızdan çıktığı vakit düşmanımızı göğsünden vursun. O zaman bu şiir için bir yarışma takdir edelim. Nasıl bir yarışma olmalı? Milletimizi takdis edecek, yorgun ordumuza ufuk açacak, üzgün halkımıza moral aşılayacak, hatta dini kültürlerimizi yansıtacak bir şiir olmalı. Hatta şiirden öte bir şey, destan olmalı. Bu şiiri, bu yarışmayı tüm ülkeye haber vermeliyiz. Doğru.
Gazetelere de haber verin. Hatta bu yarışmanın başına da bir de ödül koyalım. Aynen. Milli bir dava için ödül koymak yakışır mı? Olur efendim, olur. Böyle bir maksat için ne kadar ödül konusu azdır. Ben 500 lira ödül konmasına yarar. Aman efendim, ne diyorsunuz siz? 500 lira çok değil mi? Bir memurun maaşı 7,5 lira. 10 lirası olan zengin sayılır bu devirde. İsraftır, günahtır. Efendiler, kararın katiydi. Böyle bir maaş için değil 500, 5000 lira verirse gene azdır. Yusuf Ziya Ortaç ve Kemalettin Kamu, Yusuf Ziya Ortaç'ın evinde yarışma hakkında sohbet ederler. Geldim, geldim. Kemalettin, hoş geldin. Selamünaleyküm Yusuf. Aleykümselam. Nasılsın? İyi elhamdülillah. Sağ olasın, sen nasılsın? Elhamdülillah, ben de iyiyim. Gazetedeki haberi gördün mü? Yok, görmedim. Yunanlılar ilerliyor mu yoksa? İlerlesinler bakalım. Onları geldikleri yere göndermek boynumuzun borcudur zaten. Ben ilanı diyorum. İlanı gördün mü? Görmedim. Bak, okuyayım da dinle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden halkımıza duyurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı seçilmesi için şiir yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın şartları, şiirler milli azim ve imanı besleyecek şekilde yazılmalıdır. Şiirler hece ya da arız ölçüsüyle yazılabilir. Şiirlerde dize sayısı serbesttir ve birinci gelecek esere 500 liralık mükafat verilecektir. 500 lira mı? İyi para. Hem de çok iyi para. Sen katılmayı düşünüyor musun? Katılırım tabii. Kazanırsam hem adımı duyururum hem de 500 liraya para. Ben de katılmayı düşünüyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlısı. Hasan Basri Bey, yarışmaya katılması için Mehmet Akif'i ikna etmeye gider. Buyurun. Sayın Üstadım, müsait misin? Müsaitim, buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam Hasan, hoş geldin. Buyur, otur. Hoş bulduk, hoş bulduk da. Pek de hoş gelmedik Akif. Hayrola Hasan, size karşı bir kusurumuz mu oldu kardeşim? Yok, öyle bir şey değil. Ama sende olanı benden ve milletimizden saklıyorsun Hakim. Ne diyorsun efendim? Senin bu dediğin vatan hainidir. Sen bana bunu nasıl yakıştırıyorsun? İstiklal Marşı için bir yarışma vardır. Onu bilirsin ama yarışmaya katılmazsın. Bu milletin ahlakını, hissiyatını senden daha iyi yansıtacak biri var mıdır? Kardeşim, tek de bilmece bir şeyler yapalım. Fakat işin sonuna ödül koymuşsun. Ben artık para için şiir yazdı dedirtmem kendime. Sen de haklısın üstadım. Ama seni bu yarışmayı görmek isteriz. Lütfen bu yarışmaya katılın. Hayırlı olsun. Memlekette bir tane bile şair yok mu yahu? Onlarca mektup aldık. İşlerinden bir tane de doğru bir şiir çıkmadı. Yahu mektubu aldık, almazsa da mektup çok fakat anlamıyor. Hiçbir şey geleceği görüp gördüğünü yazıya aktaracak bir şairimiz yok mu? Vardır. İllaki vardır. Yahu vardı. Hani nerede? Bulunmamış şiir yazacak Mehmet şair. Mehmet Akif vardı. Milli mücadelede halka özgüven aşıladı. O vardı. Mehmet Akif var ama yazmam diyor. Yahu niye? Bu adam bu vatanda vatanperver birisi değil mi? Olur mu efendim? O sizden benden daha çok sever vatanı. Öyleyse niye yazmıyor efendim? Efendim, Mehmet Akif ben Mehmet Akif'le konuştum. Mehmet Akif para için şiir yazdı dedirtmem diyor kendine. Ben böyle büyük